Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel askılı bir şort çalışması yaptık. Ee, şortumuzun yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olursanız beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok çok seviniriz mutlu oluruz. Evet e, şortumuzun yapımına geçmeden önce şöyle bir genel bakalım fırfırlı bir şort ördüm hem askısında hem de bacak kenarları çevresinde fırfır detayımızı kullandık genellikle şişle yapılan bir çalışmaydı ben tığ seven arkadaşlarımız için ya da tığ kolayına gelen kardeşlerimiz için bu çalışmayı yapmak istedim buradaki çalışmamızı lastiğimizden başlıyoruz kaç yaş grubu için öreceksek buradaki lastiği bebeğimizin ya da daha büyük yaşta öreceksek çocuğumuzun bel ölçüsüne yetecek kadar başlayalım. Geri kalan kısmında modelimizi koyduğumuz zaman zaten aynı şekilde farklı hiçbir değişiklik yapmadan örerek büyüteceğiz. Tabi yaş grubu büyüdükçe buradaki A yerine koyma yerimiz birazcık daha büyüyecektir. Daha bu sıralarımızı örmeye devam edeceğiz. Benim elimdeki ölçüm 0-6 aylık bebeklerimiz için olan bir ölçü. Şöyle bakalım bakınız bacak arasının içerisine de yine modelimizden uygulandık. Her iki bacağımızı ayırdık. Kenarlarına da fırfırlarımızı yaptık ve birazcık da bakınız bacak kısmını büzgülü bir şekilde toparladık. Evet askılarımız bebeğimizin gövde kısmına olacak uzunlukta. Gövdemizin hemen yani şortumuzun hemen yakınındaki kısmı düz olarak çalıştık. Göğüs ve sırt kısmına omuzumuzdan dökülecek şekilde fırfırlarımızı çalıştık. Her iki askımızı da eşit miktarda örerek tamamladık. Evet önüne ben ince düğme diktim. Sizler istediğiniz düğmelerle de çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun ayarlamalar yapabilirsiniz. Evet ben bu şortumda birden fazla ip kullandım ve 3 numara tığım vardı. Sizler ipinize uygun tığlarla çalışırsanız çok güzel sonuçlar alacaksınızdır. Tabii eğer örgü örüyorsanız elinizin sık ya da gevşek oluşunu zaten belirlemişsinizdir. Eğer daha yeni başladıysanız birkaç örgüden sonra elinizin ölçüsü size bir fikir verecektir bu tığ kullanma konusunda. Birden fazla ip bulundurursanız çok iyi olur. İpiniz yetmeyip örgünüz yarım kalmaz ve hani daha sonra aldığınızda renk değişimine uğramazsınız. Evet kolay gelsin diyerek hemen yapımına geçelim ama öncesinde bir de santim olarak bakalım sonra geçelim. Mezurumu aldım. Askınızın tepe kısmından tutuyorum. Şu şekilde aşağıya kadar 40 santim olduğunu görüyorum. Diğer tarafta aynıdır. Şöyle basen kısmını ölçelim. 25 santim. Sadece şort boyuna bakalım. Şort boyumuz ise 20 santim. Evet, kolay gelsin diyerek hemen başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamızı yapmak için Nako'nun Lüks Minnoş bebe ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gramdan oluşmakta ve 340 metre. Güzel bir bebe ipi. Dilediğiniz marka ve ürünleri örgümüzü yapmak için kullanabilirsiniz. 3 numaralı da tığımı kullanacağım ben bu ipimi örmek için. Sizler elinizin sıkı ya da gevşek oluşuna göre daha küçük numara ya da daha büyük numarayı kullanabilirsiniz Tabi ipinize de uygun olarak. Zincirimizi çekerek lastiğimizi örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Çok sık olmayan, gayet rahat zincirler çekerek 13 tane zincir sayısına ulaştım. Zincirimizi çektikten sonra 1 2 3 13'ten 3 geriye sayıyorum bakınız 1 2 3 ve tığımın başını doluyorum bu üçüncü zincirimizin içerisine girerek tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki zincire girerek tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirime giriyorum tek seferde çekiyorum Bakınız işlemlerimizi birbiri ardınca bütün zincirlerimizde aynı şekilde uyguluyoruz tığımın başını doluyorum zincirime girip tek seferde çekiyorum zincir atlamıyorum bir zincire iki defa batmıyorum birebir ilk sıramızı düzgün bir şekilde çalışıyoruz son zincirimizi de ördüm Evet şöyle sayalım bakınız geri döndüğümüzde birlikte 1 bir, 2 3, 4, 5, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımız olur. Buradaki başlangıçtaki olan bölümümüzü sıkıştırıyoruz ve hemen üst sıraya geçmek için bir, iki zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Burada yapacağımız işlem bakınız şurada buğday gibi görülen ya da saç örgüsü gibi görülen bölümler var. Buradaki bu bölümlerimizin dış taraflarından örüyoruz. Yani bu işaret parmağım şu an gösterdiğim taraftan örüyoruz. Baş parmağımızdan taraftaki olan kısımdan değil. Bakın ilk olarak hemen şurada zincirimin yanında duran ilk Saç örgüsü gibi olan kısmın tek dıştaki bölümlerini alarak örüyoruz. Hep dıştaki bölümleri bu tarafa dokunmuyoruz. Şimdi başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Bakın zincirimin hemen dibinde. Bakın zincirim burada. Hemen dibindekinin dışından giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Sırayla. Bakın şöyle gördüğünüz zaman diğer arka tarafın üzerinde bulunan bölümü almaktayız. Kısma giriyorum. Sıra ile hiç atlamadan 11 defa bu işlemimizi yapıyoruz. Son işlemimizi yapıyorum. Bakın son kez giriyorum. Ilmeğimizi döndüğümüz yerde burayı da alıyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci sıramızı ördük. Birinci sıramız ve ikinci sıramız. Bakınız ortada şerit oluştu. Bitirdiğimiz yönden iki tane zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektikten sonra yeniden arkamızı çevirelim. Bakın burada saç örgüsü gibi olan kısım lastik görüntüsü görünürken diğer tarafta da çukur olarak görülmekte. Şimdi burada lastik görüntüsü görülecek. Diğer taraf çukur olarak olacak. Yani bir ters bir düz görüntüsünü bu şekilde vereceğiz. İki zincirimi çektim. Yine hemen bakınız saç örgüsü bölünün dış tarafına gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum arada bir e, sayıp kontrol edin başlangıçta 11 olarak başlamıştık ya 13 zincir çektik geriye döndük 11 trabzan olarak ayarlamamızı yaptık eksilme ya da artma yapmayın dış taraftakine batıyorum Son ilmeğimi örüyorum. Ben bakınız isterseniz kontrolümüzü yapalım. Zincirim 1, zincirimin yanındaki 2, 4, 6, 8, 10 ve son olarak ördüğüm trabzan 11. Bakın burada düz örgü görüntüsü var. Ardında çukur görüntüsünü olacağız. Bakınız 1, sıramızda düz görüntü, bir sıramızda çukur görüntüsü olarak lastik örgümüzü ilerleteceğiz. Hemen 11. trabzanım üzerinde 2 zincirimi çekiyorum. Bitirdiğim yönde çekiyorum ve ardını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yeniden dibine hemen dibine gelerek batıyorum. Çekiyorum. Şöyle güzel hepsini alalım. Evet. Hemen yanındakine batıyorum bakınız. Yanındakinde bir sonraki bel ölçümüz yeterli olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Lastiğimi örerek geldim. Yeterli bel ölçüsü oldu. Şöyle görelim bakınız. Gayet hoş bir çalışma oldu. Şöyle hemen eline bakalım. Eline baktığımızda 4 santim birazcık geçmekte 4 santimi. Şöyle uzunluğuna baktığımız zaman lastik tabii ki toparlayacaktır ee, ve de esneyecektir şöyle tutuyorum diğer ucundan 44 buçuk santimde lastiğimin uzunluğu e, ee, öleceğimiz Bel ölçüsü için gayet ideal bir ölçü Sizler daha büyük ya da daha küçük çocuklarımız için öleceksiniz bellerinin ölçüsünü alalım lastiğimizi yine 13 zincir çekerek 11 trabzan üzerinden örerek ilerleyelim ve almış olduğumuz bel ölçüsüyle bu lastiğimizi ördükten sonra geri kalan bölümün tamamen aynısını örerek istediğimiz kadar büyütebiliriz şimdi bakınız açık ördük lastiğimizi yuvarlak kapalı bir lastik örmedik. Burada açılıp kapanması için kenarlarına düğme ve ilik çalışması yapmak istiyorum. Daha rahat giydirip çıkartalım. Hem çocuğumuz hem de biz rahat edelim diye. Şimdi düğme ile ilik çalışmasını daha sonraya bırakmak üzere bel kısmını birleştirerek modelimizi kurmaya başlayalım. Bakınız tığım dış tarafa kalıyor ve başlamış olduğum ilmek şu şekilde yatıralım birbiri üzerine. Şöyle daha sonra alıyorum başlangıç bölümümü. bakın şöyle zincirin burada hemen burada kabartılı olarak düz örgü gibi bulunan kısım var o kısma gelerek batıyorum bakın şöyle elimle tuttum battım ilmeğimi sıkıştırdım ve buraya sabitleyip bir zincir çektim hemen öndeki bölüme altta da bakınız şu şekilde kalmakta hemen düzelttikten sonra bir tane sık iğne yapıyorum en son uca da bir sık iğne yaptıktan sonra bu kısmı sabitliyorum düğme ve ilik çalışacağımız bölümümüzü örgümün üzerine iki zincir çekerek örmeye başlıyorum iki tane zincirimi çektim diğer bakınız saç örgüsüne kadar toplamda beş tane trabzanı bu araya örelim birincisi saç örgümüz olsun saç örgüsüne kadar yani şu görüntüye kadar beş tane trabzanımızı yerleştirelim birinci bu hemen yanına iki örüyorum ipimiz çıktı 2 3 4 örgümden önce batıyorum 5 bakınız 1 1 diye sayıyorum 5 tane trabzanımı ördüm şimdi başını doluyorum bu bölüme batıyorum 1 2 3 4 örgümden hemen öncesine batıyorum 5 Saç örgüsüne batarak başlıyorum. 1. Yanına batıyorum. 2 3 4 ve 5. Örgümün kendisine batıyorum. 1. Yani örgümüzden başlayıp diğer örgüye kadar ilk battığımız trabzanımızla birlikte toplamda 5 tane trabzanımızı doldurarak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi bir daha birlikte yapalım. Bakın 1, ben yanına batıyorum 2. Yanına batıyorum 3. Yanına batıyorum 4. Saç örgümden hemen önce alıyorum 5. Saç örgüsüne batıyorum 1. Hemen dibine batıyorum 2. 3. 4. Örgümden hemen önce alıyorum 5. Bakın. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Eğer örerek geldim şu şekilde. Şimdi en son birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim. Yine düz zincirimin içerisine giriyorum. Başını doluyorum. 1. Hemen yanına batıyorum. 2. 2 kat olarak örmüş olduğum yere giriyorum. 3. 2 kat olarak ördüğüm yerdeyim. 4. Ve yine aynı yerdeyim. 5. 5 defa da burayı örüyorum ve İlk iki zincir çekerek ördüğüm yere gelerek batıp ilmeğimi geçiriyorum birleştirme işlemini yaptıktan sonra 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 çekmiş olduğum zincirimi bir tane bakınız trabzanımı atlıyorum ikinciye atlıyorum üçüncüye batıyorum İki tane zincir çekiyorum buradan sonrasında tamamen iki tane zincir çekiyoruz bir atlıyorum iki atlıyorum 3.ye batıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.ye batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2 3.ye batıyorum. 2 tane tırabzanımı atlayıp 3. tırabzanıma batıyorum. Yeniden 2 zincir 1 2 atlıyorum, 3.ye batıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. 1 2 atladım 3. ye batıyorum. 2 zincir 2 atla 1 2 3. bat. Tekrar 2 zincir 1 2 atla 3. bat. 1 2 zincir 1 2 atlıyorum 3. ye batıyorum. Başlangıç yerimize kadar 2 tane zincir çekelim. 2 trabzanımızı atlayıp 3. trabzana batalım ve sıramızın sonunda görüşelim. Sıramın başına kadar iki tane zincir çekip iki atlayıp üçüncüye battım ve sıramın başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyim. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum ve üç tane zincir çekmiştim başlangıçta. Hemen dibine batıyorum. Birinci zincirimizi ve ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Yani kaydırıyoruz ilmeğimizi. Yuvanın içerisine giriyorum, ilmeğimi kaydırarak üç tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tığımın başını bir defa doluyorum yuva içine giriyorum 1 2 3. kez çekmeden tığımda tutuyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 2 defa örüyorum 3 tane ilmeğimiz oldu 4. kez aynı işlemi yapıyorum 1 ve 2 hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum şu şekilde bir tane zincir çekiyorum Tığımın başını doluyorum. Yanındaki iki zincirlik yuvamıza geçiyorum. Yine aynı 1 1 2. Bir defa dolayıp 3 defa da çekeceğiz. Öncesinde 2 defa çekiyoruz. Toplu olarak 3. çekmeyi yapıyoruz. 3. kez örüyorum. 4. kez işlemimi tekrar ediyorum. 4 tane bakınız İki defa ördüğüm trabzanım var tığımda ve beş tane ördüğüm ilmeği de sayarsak beş ilmek. Hepsini aynı anda çekiyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Yanındaki görmüş olduğum zincirin içerisine giriyorum hemen devam eden zincirin içerisine bir dolayıp iki defa örüyorum üçüncü kez kapatmıyorum. Bir doluyorum, iki defa örüyorum, bir doluyorum, iki defa örüyorum bir doluyorum iki örüyorum. Toplamda 4 defa aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini aynı anda kapatıp bir tane zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 Hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Tırabzanın başını doluyorum sırayı takip ediyorum 1 2 3 ve 4 hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek ilerleyelim 4 tane tırabzanımızı bir defa başını dolayıp alalım 2 defa örelim sonrasında 4'ünü aynı anda kapatalım. Ve bir tane zincir çekelim. Yani kapatma zincirimizi çekelim. Ve sıramızın başına kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı örerek geldik. Her grup içerisine 4 tane trabzan aldık. 2 defasını örüp tığımızda beklettik. 4 tane trabzan sayısına ulaşınca 3. kez çekerek kapadık. Şöyle görelim. 4'er trabzanlarımızı her bir kutucuğumuzun içerisine ördüm. En son bir tane kutucuğumuz kaldı. Onu da birlikte örelim ve diğer sıraya geçelim. 1 2 1 2 1 2 3 defa ördük. 3 tane trabzanımızı ördük. 4 tane olunca kapatıyorum ve bir tane zincir. Ve burada başlangıç yerinde zincirimizi çekerek başlamıştık. Bakınız ilk trabzan hemen tepe noktasına gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve şuradaki görmüş olduğumuz bademimizin diğer yanına gelerek batıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekelim. Hemen yanına batıyorum. 1 2 3 Bademimin diğer yanına batıyorum. 1 2 3 Diğer yana batarak sık iğnemi örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Adem'imizin diğer yanına batıp sık iğnemizi örüyoruz. 1-2-3 batıyorum. Kapatıyorum. 1-2-3 ve örgümüzün arka tarafından örmekteyiz. Şimdi 1-2-3 bir, bir ters bir düz yönden örüyoruz. Zincirlerimizi arkadan trabzanlarımızı ön yüzden örerek büyüteceğiz. 3 zincir ve sık iğne ile bağlanalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örerek gelelim. Sıra sonuna kadar 3 tane zincirimizi bademimizin diğer yanına atlayarak örgümüzün tersinden örerek geldim. 3er zincir çektik. Bakınız ön yüzden bu şekilde görünmekte. Şöyle çevirelim. Arkasına da bakın şu şekilde. Evet. Son birleşme yerimizdeyiz. Arkadan ördüğümüz için hemen arkayı çeviriyorum. Son bademimizin tam arada kaldı. Bakınız, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen zincirimin dibine gelerek batıyorum, ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Zincirimizin içerisine şöyle geçişimizi yapıyoruz, ilmeğimizi kaydırarak. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve alt sırada yapmış olduğumuz gibi trabzanlarımızı örüyoruz. 2 defa alıp tutuyorum. Toplamda 5 trabzan olana kadar 4 trabzan pardon 4 trabzanla ördüm bakınız. 4 trabzan olana kadar 2 defa örüyorum. 3.'ü hep birlikte çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum. Yeniden diğerine batıyorum. Her bir yuvanın içerisine 1 2 1 2 1 2 3 oldu. Dördüncüyü örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Toplamda 4 trabzan olana kadar ikisini örüyoruz. Üçüncü ilmek alışımızı hep birlikte yapıyoruz ve bir tane zincirle kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 Hepsini aynı anda kapatıyorum. Evet bu şekilde bir sıra trabzan sırası bir sıra zincir sırası olarak örmeye devam ediyorum. Zincir sıramızda örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Trabzan sırasında ise örgümüzün ön yüzünden yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz. Her yani iki sırada modelimiz kendisini tamamlayacak. Evet şimdi örgümüzü yeterli büyüklüğe ulaşana kadar örmeye devam edelim şortumuzu örerek büyülttüm. İstediğim ölçüye ulaştım. Şöyle görelim. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 badem sırası ördük ve şöyle baktığınız zaman ortada işaretlerimin bulunduğunu göreceğiz. Burası A bölgesi dediğimiz bölgeyi çalışacağız. Bunun için de bacaklarımızı her iki tarafı da hem sağ bacağımızı hem sol bacağımızı bademlerimizi eşit miktarda ayırdık. Sağ tarafa ve sol tarafa. A bölgesi için 3 tane de badem grubumuzu her iki bölüm için karşılıklı ayırdık. Şimdi bacaklarımızın bulunduğu, hem sağ bacağımızın hem sol bacağımızın bulunduğu 20 tane şöyle görmüş olduğumuz badem grubu var. Hemen sayalım bakınız. Yeşil işaretimden diğer kırmızıma kadar bu açık yeşilden kırmızıya kadar olan bölgeyi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18 ve 20. 3 tane de aramız var. Kırmızıdan diğer yeşile kadar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 ve 20. Bakın bu şekilde ayarlamamızı yapabilirsiniz. Sizler daha büyük örecekseniz şuradaki sayı kaç olursa olsun hiç önemli değil. Bakın şu şekilde ayarlamamızı yapalım. Şuradaki düğme ve ilik çalışacağımız bölümümüzü görmekteyiz. Buraya koyalım. Bakın ipimi henüz koparmadım sizlerle koparmak için. Şu şekilde yerleştirdikten sonra tahmini önce ortaya işaretlerimizi koyalım. Sonrasında kenarlarından sayalım her iki bacağımızı. Her iki bölümümüzü hem ön hem arkayı daha sonra e, uygun yere işaretlerimizi koyalım. Yani buradaki sayımız 40 da olabilir e, 30 da olabilir. Ne kadar büyük yaştaki çocuklarımızı öreceksiniz. Tabii ki sayı ona göre fazlalaşacaktır. Şimdi A bölgemizi çalışmaya başlayalım. Öncesinde buradaki ipimi kesmemiştim. Sizlerle birlikte keselim diye trabzan yapıp bitirdim. Bakın zincir kısmını yapmadım ipimi kestim şimdi bir tane zincir çekerek A bölgemi çalışmaya başlıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bakınız örgümüzün düz yönünden bademlerimizi örmüştük arka yönden zincirimizi çekmiştik onun için hemen arkayı çeviriyorum ilk bademin hemen dışından 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 iç taraftan örüyorum zinciri 1 2 3 tane zincir çektim yeniden yuvamızı hazırladım 1 2 3 tane zincirimi çektim diğer işaretimin hemen yanına gelerek battım 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum kenar zinciri olarak kalıyor bu ee, çene bademimin içeride 4 ayrı trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 diğeri kenarda kalacak bakınız hepsini aynı anda çekiyorum kenardaki kalıyor ve kapatıyorum tırmama başını doluyorum 1 2 3 4 zincirimizi arkadan çektik ön yüzden örüyoruz hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum bir zincirle ve kenara bir tane daha trabzanımı kenar trabzan olarak görüyorum 1 2 3 zincirimi çektim hemen çeviriyorum bademimin kenarına batıyorum 1 2 3 zincir örgümün arka yönündeyim 1 2 3 trabzanla bademimin arasına batıyorum bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. 2 ve 3. zincirleri de burada ilave ederek büyütüyorum. Tığımın başını dolayarak bademlerimi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 çekiyorum ve zincirimle kapatıyorum üçüncü badem grubumu örüyorum 3 ve dördüncüyü ördüm hepsini aynı anda çekip kapatıyorum bir zincir ve kenarda bir tane trabzanımı örüyorum iki tane Yeterli. Daha yaş büyük öreceksek birazcık daha büyütebilirsiniz. Bakın şöyle birleştirdiğimizde iki tanesi yeterli olacaktır. Evet. Şimdi bir tane zincir çekelim. Birleştirme işlemimizi yapalım. Birleştirme işlemimizde şu şekilde biraz ipimizi koparmak istiyorum. Dikerek daha muntazam olacak. Çünkü dikişimizi alarak şuraya bademlerimizi birleştirelim. Hemen iğnemi takıyorum. İpimi iğneme taktım. Şu şekilde. Bakınız. 3 tane bademimizi karşılıklı dikmeye başlıyoruz. Bu taraftaki yani ana gövdenin dış tarafından alıyorum. Ve geçiyorum. Diğer tarafın dış tarafından yani bu tarafa bakın bakınız. Alıyorum. Diğer tarafın dıştan bu tarafın yine dıştan alıyorum. Dıştan alıyorum. Dıştan alarak geçiyorum. Bakın sadece dıştan alalım. Son bir daha sabitleyelim. Evet. Bacak aramızı bu şekilde diktik. Arkaya düğümümüzü atalım. Şöyle ve ipimizi keselim. Hemen bacak kenarındaki fırfırlarımızı örmeye başlayalım. Dikebildiğiniz en düzgün şekilde dikmeniz yeterli. Nasıl kolayınıza geleceksiniz. Sonuçta Şöyle bakınız bacak aramızı kapattık. Ayraçlarımızı hemen çıkaralım. Evet. Bakınız gayet hoş oldu. İç tarafa da ipimi alarak gizliyorum. ve hemen bacağımızın bir tanesinin fırfırlarını yapmaya başlayalım diğer tarafında aynı şekilde çalışacağız Evet hemen başlıyorum şortumuzun bacağının bir tanesini ben çalışarak tamamladım diğerini de sizlerle birlikte çalışalım hemen bakın şu şekilde biraz toparladı şöyle iç kısma doğru gayet hoş oldu şöyle arkasından da bakalım gayet güzel Evet şimdi düz yönünden örmeye başlayalım. Şuradan bakınız bacak arasının bulunduğu noktadan başlıyorum. Tam şu kısımdan karşılıklı gelecek yerden başlıyorum. Yani her ikisini aynı yerden başlayalım. Bir tane zincir çekerek örmeye başlayalım ve örgümüzün düz yönünden örüyoruz. Tam karşısına bacak aramızın tam ortası bakınız. 2 tane örmüştük. Tam ortasından giriyorum. sabitliyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bir defa başını doluyorum. 1 2 3. Bir defa doluyorum. 1 2 3. Bir defa doluyorum. Toplamda 10 tane trabzanımı örüyorum. 2 4 6 7 8 9 10 ve 10. 10 trabzanımızı ördükten sonra hemen şu bölüme batıyoruz bakınız. Sabitliyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir badem grubu, iki badem grubu atlayıp 10 tane trabzanımı buraya örmeye başlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tekrar 2 badem grubu atlıyorum 1 2 arasına bir tane sık iğne yapıyorum tığımın başında doluyorum. 1 2 badem grubu atlıyorum 10 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 4 10 tane olana kadar trabzanlarımızı örelim. 2 badem atlayıp sonra sık iğne yapalım. 2 badem atlayıp trabzan grubumuzu örerek bütün çevreyi dolaşalım. Evet 10'ar tane trabzan grubumuzu örerek geldim. Başlangıçtaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuzu ördüm. Hemen 2 atladım. Bir sık iğne battım ve başlangıç noktama geldim. Sık iğnemi battıktan sonra bakınız 3 tane zincir çekerek başladığım yere geliyorum bakın batıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve tekrar 1 2 3 tane zincir çekip bu kez bütün trabzanlarımızın üzerine yeniden bir defa doladığım 3 defa da ördüğümüz trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz her trabzanımızı bir defa örüyoruz Birer birer atlamayalım, iki de batmayalım. Bakın birinci grubumu örerek tamamladım. Hemen ikinci grubuma başlıyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum ve yandan ilerliyorum. başlangıç yerimize kadar birer birer örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldim. Yeniden başlangıç noktamızın bulunduğu yerdeyiz. Bakınız şu şekilde hemen karşıya geçişimizi yapıyoruz. Yani ilk başladığımız zincir çektiğimiz trabzanımızın tepesine batıyorum. Bakın şöyle arasına batıyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Artık iç kısımdan yani tersten örmeye başlıyorum. O bizim son sıramız olacak. Şuradaki görmüş olduğumuz en son sıradaki işlemimizi yapacağız. Tığ başını doluyorum. Bu kez minik tepeleri değil her iki trabzan arasına girerek batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Başını doluyoruz. Trabzanın tam ara noktasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum, ara noktasına batıyorum. Tek seferde çekerek örgümüzü tamamlamaya başladık artık Şort kısmına bu işlemimizle birlikte. Sona doğru ilerliyorum. Şöyle bakalım yaptığımız işlemimize bakınız. En son sıradaki işlemimizde trabzanlarımız bu görüntüde gayet hoş. Evet başladığımız yere kadar aynı işlemimizi tekrar edelim. Sona kadar örerek geldim. Şu şekilde bakınız. Ön yüzde gayet güzel durdu. En son bir zincir çekmiştik. Çekmiş olduğumuz zincirin içerisine şöyle giriyorum. İlmeğimi kaydırarak tekrar bir zincir çekip Şortumuzun fırfır bölümünü de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 3 sırada tamamladık. 2 sıra trabzanımızı 3'er defada ördük. Son trabzanımızı ise tek seferde çekip tamamladık. Şöyle görelim her iki paçamızı. Evet şimdi askılarımızı örmeye başlayalım. Askımızın bir tanesini örerek hazırladım. Diğerini de sizlerle birlikte örmeye başlayacağız. Önce yapmış olduğumuz işlemleri sırasıyla anlatalım. Bakınız 13 tane zincirimizi çektik. Aynen şortumuzun başlangıcında olduğu gibi aynı kalınlıkta başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 29, 30, 31 adet. bakın şu düz örgü görüntüsündeki olan bölümümüzü ördüm. Ve yeterli uzunluk oldu. Bir de santim olarak verelim. Daha net sonuç gözümüzün önünde bulunsun. Şöyle uç kısma tutuyorum. Üzerinden şöyle bakın hiç müdahale etmeden çekiyorum. 47 santim askımızın uzunluğu. Tabi öreceğimiz yaş grubuna göre bu şekillenecektir. Yani daha büyük de olabilir. Biraz daha küçük de örebilirsiniz. Şöyle tuttuğumuz zaman askımızı bakınız omuzlarımızda fırfır kısımları gelecek. Bir tane inci düğme diktim. İlik kısmı şortumuzda kalacak. Düğme askımızda olacak. Diğer arka taraftan ise şortumuzun lastik kısmına burayı dikerek sabitleyeceğiz. Dilerseniz burada da düğme dikip yine kullanabilirsiniz ilikli yapabilirsiniz hem askılı hem de askısız kullanmış olursunuz o zaman Evet ama ben dikmeyi düşünüyorum şu şekilde askımızın bitmiş halini göreceğiz Evet şimdi hemen diğer parçayı sizlerle birlikte Örmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Çok sık olmayan gayet rahat e, zincirler çekerek 13 tane zincir sayısına ulaştım. Zincirimizi çektikten sonra 1 2 3. 13'ten 3 geriye sayıyorum bakınız. 1 2 3 ve tığımın başını doluyorum. Bu 3. zincirimizin içerisine girerek tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincire girerek tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincirime giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakınız işlemlerimizi birbiri ardınca bütün zincirlerimizde aynı şekilde uyguluyoruz. Tığımın başını doluyorum. Zincirime girip tek seferde çekiyorum. Zincir atlamıyorum. Bir zincire iki defa batmıyorum. Birebir ilk sıramızı düzgün bir şekilde çalışıyoruz. Son zincirimizi de ördüm. Evet. Şöyle sayalım bakınız. Geri döndüğümüzde birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımız oldu. Buradaki başlangıç olan bölümümüzü sıkıştırıyoruz. Ve hemen üst sıraya geçmek için 1, 2 zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Burada yapacağımız işlem bakınız şurada buğday gibi görülen ya da saç örgüsü gibi görülen bölümler var. Buradaki bu bölümlerimizin dış taraflarından örüyoruz. Yani bu işaret parmağım şu an gösterdiğim taraftan örüyoruz. Baş parmağımızdan taraftaki olan kısımdan değil. Bakın ilk olarak hemen şurada zincirimin yanında duran ilk Saç örgüsü gibi olan kısmın tek dıştaki bölümlerini alarak örüyoruz. Hep dıştaki bölümleri bu tarafa dokunmuyoruz. Şimdi başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Bakın zincirimin hemen dibinde. Bakın zincirim burada. Hemen dibindekinin dışından giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Sırayla. Bakın şöyle gördüğünüz zaman diğer arka tarafın üzerinde bulunan bölümü almaktayız. kısmına giriyorum sıra ile hiç atlamadan 11 defa bu işlemimizi yapıyoruz son işlemimizi yapıyorum bakın son kez giriyorum ilmeğimizi döndüğümüz yerde burayı da alıyorum tek seferde çekiyorum İkinci sıramızı ördük. Birinci sıramız ve ikinci sıramız. Bakınız ortada şerit oluştu. Bitirdiğimiz yönden iki tane zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektikten sonra yeniden arkamızı çevirelim. Bakın burada saç örgüsü gibi olan kısım lastik görüntüsü görünürken diğer tarafta da çukur olarak görünmekte. Şimdi burada lastik görüntüsü görülecek. Diğer taraf çukur olarak olacak. Yani bir ters bir düz görüntüsünü bu şekilde vereceğiz. İki zincirimi çektim. Yine hemen bakınız saç örgüsü bölümünün dış tarafına gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Arada bir e, sayıp kontrol edin. Başlangıçta 11 olarak başlamıştık. ya yani 13 zincir çektik. Geriye döndük. 11 trabzan olarak ayarlamamızı yaptık. Eksilme ya da artma yapmayın. Dış taraftakine batıyorum. son ilmeğimi örüyorum Evet askımı tamamladım şu şekilde bir tane de düğme ucuna diktim e, boş vaktim vardı boş vaktimi değerlendirme adına hemen diktim tabi bunu hemen dikmeniz gerekmemekte daha sonra da dikebilirsiniz Evet şimdi fırfır kısmını çalışmaya başlayalım yine ipimizi alıyoruz orta kısmında çalıştığımız için yani uç kısımda değil ortalarda çalıştığımız için tam omuzumuzun üstüne gelecek şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve hemen örmeye başlıyoruz. Evet şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. düz örgümüzün bulunduğu yerden ben tabi düğmemi diktiğim için burasının düz örgü düz yön olması gerekmekte. Hemen buradan başlıyorum. 2, 4, 6, 8. 8 tane trabzanımı saydım. Bakınız düz örgü olan 8. nin içerisine gelerek batıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 diğerine geçiyorum. Bakınız diğer düz örgümün bulunduğu yeri geçiyorum. Aynen şortumuzun paça kısmında yapmış olduğumuz gibi bir defa dolayıp aynı yere 10 tane trabzanımı örüyorum. 8. de başlamıştım. 9. içine bu şekilde girdim. Bakınız. 10 trabzanla oluşturuyoruz fırfırlarımızı Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı da bu şekilde ördüm. 10 tane trabzanım ördüm. Hemen bakınız yanındaki düz örgü görüntüsündeki yani şöyle yan duran bölüme gelerek batıyorum. Bakınız hemen dibine. Şu kısma. Bir tane düz örgümüz var. Onun yanına gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane düz örgü atlayıp diğer tarafın yan kısmına geçiyorum. Tamamen elinizin ayarına göre buradaki fırfırlarımızın yerlerini ayarlayabilirsiniz. Diğer omuzda eşit sayıda olsun. zaten diğerini de hemen hemen aynı ölçülerde yapacaksınız. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan ördüm. Yine bakın hemen yan tarafa batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer yana gelerek 10 tane trabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. Onar onar örüp ilerleyelim. Kaç tane yapmışım? Diğer e, gruba ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 toplamda 8 defa bu işlemimizi yapalım sonrasında yeniden görüşelim Evet son grubumuza kadar ördüm. Toplamda 2, 4, 6, 8, 8 tane trabzanımız oldu. Askımızın e, düğme dikeceğimiz yerden taraftaki bölümü sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'in bulunduğu yere gelerek batıyorum. Şimdi en son batışı yapacağız. Burada önemli olan e, askı boyu ne kadar büyük olursa olsun belli bir mesafe. Şortumuza yakın yeri boşluk tutalım. Göğüs kısmından omuzumuzun üzerine sarıp tekrar sırt kısmına kadar şuradaki görmüş olduğumuz fırfırlı bölümü örelim. Yani burada illa önemli olan ölçü yani yapmamız gereken ölçü bu mesafeyi yani şortumuzdan omuza doğru olan mesafemize boş tutup eşit bir şekilde her iki askımızda da omuz üstünü sırta doğru ve göğüse doğru fırfır kısmını akıtmak olacaktır. Evet son trabzan grubumuzu ördüm ve hemen batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Yine her bir trabzanımın üzerine birer tane trabzanımı örerek sona doğru ilerliyorum. Bir defa batıyorum. 3 defa da örüyorum. Bir defa batıp 3 defa da örüyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde örmüş oluyoruz. Birinci grubumuzu tamamladık. Şimdi ikinci grubumuzdan hemen devam ediyorum. Evet, sona kadar ilerleyelim. Evet bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Hepsini ikişer trabzan olarak tamamladık. Şimdi en son trabzanımızın üzerine bir tane zincirimi çekiyorum. Birinci grubumuzdaki bütün trabzanlara sadece sık iğne yapıyorum. Zincirimi kendi dibine batıyorum. Sırasıyla ilk grubumuzu sık iğne olarak örüyorum. Birer birer batıyorum kapatıyorum. Batıyorum ve kapatıyorum. İlk grubumuzu bu şekilde tamamladık. Şimdi ikinci grubumuza geçelim. İkinci grubumuzda başını bir defa doluyalım. Tek seferde çekelim. Yani aşama aşama yükselelim. Bir defa doluyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci grubumu tamamladım. Üçüncü grubumuzu başlıyorum. Bakınız üçüncü grubumuzdan son iki trabzanımıza varana kadar yani buradan dört trabzan grubumuzu yine üçerli örüyoruz. Bir defa doluyorum. Üç defa da çekiyorum. Tam omuzumuzun üstüne gelecek bölümümüzü. Dört tane aradaki grubumuzu örelim. Evet ikinci sıramızın sonuna kadar geldim. Yine e, en sondaki sık iğne en sondan bir önceki grubumuzu ise başını bir defa dolayarak ördüm. Aralardaki e, trabzan gruplarımızı ise bir defa dolayıp üç defa da ördüm. Şimdi en son sık iğnemin üzerine yeniden bir zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum kenardaki ikisini tamamen sık iğne olarak örüyorum tek dolayıp da e, aldığımız e, bölümü de yine sık iğne olarak tamamlamış oluyoruz zincirimi dibine batıyorum ve birer birer ilerliyorum birinci grubumuz ikinci grubumuz her ikisi de sık iğneden oluşacak birinci grubumu tamamladım ikinci grubuma geçişimi yapıyorum bakın sık iğne İki grubumuzda sık iğne olarak tamamladık. Şimdi bir defa dolayıp üç defa örelim. Bu son sıramız. Fırfırımıza şöyle bir mail vermiş olacağız. Evet şimdi aradaki 4 tane trabzan grubumuzu tamamen örelim. Bir defa dolayıp 3 defa da çekelim. Son iki ise sık iğne ile bitirelim. Son iki grubumuzu sık iğne olarak ördüm. Ara trabzanlarımı tamamladım ve son sık iğnemi örüyorum. Bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve arka tarafa gelecek şekilde ipimizi gizleyelim. Arka burası. Ve şimdi şortumuza güzelce dikelim. Ayarlamamızı yapalım. askılarımızın her ikisini diktim. Şimdi, şortumuzun e, şortumuzu rahat giydirmek için bir tane düğme yeri çalışmıştım. Şöyle şeffaf bir düğme diktim. Hemen karşılığına bir tane minik ilik çalışması yapmak istiyorum. Zincirden sadece tam karşısına gelecek yere tam batırıyorum. İpimizi sabitleyelim. Bir daha girip sabitleyelim. 1 2 3 4 5 6 düğmemizin büyüklüğüne göre bir tane zincirimizi çekelim yeterli olacak şekilde hemen yanındaki trabzanı batalım daha rahat olsun bir daha batalım bir zincirimi çektikten sonra keselim iliğimizi ve düğmemizi tamamladım evet düğmemi taktım şimdi askımızın yerini ayarlayalım bakınız ön arka her ikisi de eşit hangisini ön yapmak isterseniz e şöyle tabi düğmemiz bu tarafta olduğu için bu tarafın ön olması daha uygun olacaktır tabi tamamen zevkinize uygun olarak yönlerimizi belirleyelim evet şimdi şortumuzu çalışırken bakınız lastiğimizde ilik yeri açmamıştık şimdi ilk önce askımızın yerlerini ayarlayalım ve oraya ilik çalışmamızı yapalım Evet düğmemizin bir tanesini ben şu şekilde iliğimizi açarak ayarladım. Hem arkasını hem de ön kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapalım. Ee, i̇liğimizin olmadığını açmadığımızı bahsetmiştik. Bakınız iliğimizi şortumuzu yerleştirdikten sonra e, yapmak istediğimiz çalışmak istediğimiz yeri belirleyelim. Ben şu kısma çalışmak istiyorum. Diğer tarafa tam denk olacak şekilde. Bakınız şöyle koyduğumuz zaman şuraya çalışmak istiyorum. 1 trabzan aldım. 2 3 4 5. 5 tane trabzanımızı aldıktan sonra bakınız 2 3 4 5. 5 trabzanımızı aldıktan sonra şu şekilde iğneme ipimi takıyorum. Arasına giriyorum. Çok ilerlemeden şu şekilde geçiyorum. İpim arkada kalıyor tekrar belirleyeceğim ilk çalışacağım yeri batıyorum bir tane trabzanımızın olduğu yere sonrasında altından geçirerek düğüm atar gibi yapıyorum dikiş tekniği bilen arkadaşlarımız e, mutlaka biliyordur çok daha güzellerini tabii ki normalde düğmelerin karşısına kumaşlarımızda çalıştığım çalıştığımız tekniğimizin en basit hali Bakınız burada yeni bir ilik açıyoruz biz kenarında. Ve diğer tarafa doğru geçiyorum. Düğmemize ilik yerimizi bu şekilde hazırlayalım. sıkıştıralım bu kadar bol bırakmayalım şöyle sıkıştıralım daha güzel olsun şöyle rahatlatıyorum Evet yer kenarından dolaşıyorum yani tamamen bütün kenarlarını dolaşalım bakınız iliğimiz açılmış oldu ilik yuvamız Evet burası iliğimizin bulunduğu yer şurada ipimiz görülmekte şöyle hemen takıyorum ipimizi arkaya çekelim hemen Evet, ipimi arkaya çektim. Şimdi arkayı şöyle çeviriyorum. Bakın, diğer tarafı diktim. Tamamen dikişli olarak. Şöyle düzgünce tutuyorum. Yerleştiriyorum. Her iki askımı şöyle üst üste getiriyorum her iki yönünü. Bakın şu şekilde. Biri daha içeride, biri daha dışarıda olmayacak. Şu şekilde ayarladıktan sonra yeniden dikmeye başlayalım. İçten dikelim. Dikebileceğiniz en güzel şekli dışarıya çıkmadan önce kenarlarından sonra ortaya birkaç dikişimizi atalım. Askımızı tamamlamış olalım. Bakalım arkaya dikişi çıkarmayalım evet dikişimi dikerek tamamladım. Şöyle. Şimdi çevirip bakalım son halimize. Evet şu an tamamlanmış halini görmekteyiz. Şöyle çevirelim bakınız. Evet gayet güzel, şık bir çalışma oldu. Şöyle çektiğimiz zaman. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.